Özgür Kanal Halk TV'desiniz. Bir günün raporu programında yine sizlerle birlikteyiz. Doğrular, satır aralı manşetler ve sadece hakikatler. Doğruları izlemeye başlıyoruz. Türkiye'nin Suriye'de başı bu sefer gerçekten belada. Türk dış politikası ilk kez bu kadar büyük bir iflasa neden oldu. Ve ne yazık ki Türkiye'nin yüreği yanıyor. Türkiye'de herkes 6 şehidimiz için gözyaşı döküyor. Suriye'nin İdlib kentinde gözlem noktalarının yakınına giden, yardım desteğe giden Türk konvoyuna Şam rejiminin askerleri saldırıda bulundu. Hala konuyla ilgili net ayrıntılı bilgi yok. Çünkü Türkiye'nin bölgeyle ilgili aldığı kararlar diplomasiyle askeri harekatı birleştirememesi ve bölgede en azından akla mantığa uygun girişimlerde bulunmaması Türkiye'nin şehit vermesine yol açtı. 6 şehidimizin isimleri var. 5'inin kimliği belli oldu bunların. Onları sizlere vermek istiyorum. Uzman çavuş Onur Şükrü Özler, uzman çavuş Uğur Kurt, uzman çavuş Serkan Deprem, uzman çavuş Halil Demir, uzman 15'i Gökhan Orhan. Allah'ın rahmeti üzerine olsun, mekanları cennet olsun. Bunlar vatan uğruna savaştılar, vatan uğruna canlarını verdiler. Ama şimdi bunları sorma zamanı. Neden? Neden Türkiye'de, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ya da hükümeti, neden bölgede bir türlü Suriye ve Rusya konusunda üçlü mutabakatta anlaşamıyor? İki, neden Türkiye İdlib'de ısrarla ve inatla oradaki cihatçı olarak bilinen ve Selefi grupları desteklemek uğruna kendi askerini, kendi sınır güvenliğini ve kendi ülkesini tehlikeye atmaya devam ediyor? Üçüncü soru, neden böyle bir zamanda Ukrayna'ya bir stratejik anlaşma imzalamaya gidilme kararı alınır? Bölgede Rusya ile Suriye ile aynı bölgede ve bölgenin geleceği için bir büyük mücadeleye girmişken neden Ukrayna hamlesiyle Rusya'yı gereksiz yere bir kızdırma ya da ayağa kaldırma durumu söz konusu? Türkiye'nin ulusal çıkarları önemli. Türkiye'nin tabii ki bekası önemli. Kırım önemli. Kırım Türkleri önemli. Ama bu kadar yakın bölgede bu kadar önemli bir işbirliği yaptığınız bir ülkeyle, bir büyük süper güçle onu en azından diplomaside bir anlamda kızdıracak yapılan her türlü yanlış hamleler Türkiye'nin başına bela olmaya devam ediyor. Bölgeyle ilgili son dakika haberi var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 30-35 civarında Suriyeli etkisiz hale getirildi dedi. Israrla ve inatla F-16 uçaklarının kalktığı ve bölgeye müdahale ettiği söyleniyor. Ancak Rusya tarafından bu yalanlandı. Rusya Dışişleri Bakanlığı bölgeye Türk savaş uçaklarının herhangi bir şekilde müdahale etmediğini, herhangi bir şekilde Türk uçaklarının bir bölgeyle ilgili bir saldırısının söz konusu olmadığını açıkladı. Bu da tabii kafa karıştırıyor. Çünkü sonuç olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan F-16 uçaklarının yanıt vermede kullanıldığını söylemişti. Yine Sayın Erdoğan açıkladığı 122 obüs, 100 havan atışı yapılmış ve 30-35 civarında rejim askeri öldürüldü dedi. Tabii burada önemli sorular var. Aslında şu an bölgeye Hulusi Akar, Milli Savunma Bakanı ve kuvvet komutanları da gitti. Belki biraz geç oldu ama gittiler şu an bölgedeler. En azından İdlib'e komşu bölgelerde Reyhan tarafında bu gelişmeleri izleyecekler, takip edecekler. Ama hala netleşmemiş çok soru var bölgede. Bir, bu çatışma nereye kadar gidecek? İki, Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkiler artık askıda mı? Üç, Türkiye, Rusya ve Suriye arasındaki Astana süreci artık askıya mı alındı? Yani artık bölgeyle ilgili Türkiye'ye güvence verecek herhangi bir durum ya da ortam kalmadı mı? Dört, bu da önemli. Eğer rejim güçleri İdlib'i çok yaklaştılar, 20 kilometre kadar yakındalar. Serekan diye bir bölgede son kalan ilçeyi de ele geçirmek üzereler. Girerse İdlib'deki nüfus Türkiye'ye, Hatay'a, Reyhanlı'ya akın edecek mi? Ederse Türkiye'nin tavrı ne olacak? Hiçbir şey bilinmiyor, hiçbir şey net değil. Ve ne yazık ki Türkiye'nin başı çok büyük bir belaya girmek üzere. Dış politikada atılan bütün yanlış adımların sonucu Türkiye'nin faturası şehit ve gazi olarak kesiliyor.
Çok acı bir tablo bu. Türk askeri sahipsiz. Türk askeri 12 gözlem noktasında şu an Rusya'nın ve Suriye rejiminin insafına terk edilmiş durumda. Neden Türkiye 12 gözlem noktasındaki askerlerini korumaktan yoksun bir duruma düştü? Daha önce Rus polisinin, Rus askerinin gözlem noktalarını çevirdiği ve koruma altına aldığını söyleniyordu. Peki neden Rus askeri ya da polisi gözlem noktalarındaki bu korumayı kaldırdı? Neden Suriye rejimi tankçı ve topçu saldırısıyla Türk konvoyunu hedef aldı? Rusya'nın izni ya da bilgisi olmadan Suriye rejiminin Türk askerine bölgede saldırması mümkün mü? Bu çok büyük bir cesaret, çok büyük bir kalkışma olur. Hem Suriye rejiminin işine gelmez, hem Rusya'nın buna öfkesi büyük olurdu. Burada sorun çok daha başka. Tekrar söylüyorum, Erdoğan'ın Ukrayna'ya ziyareti Rusya için bir kırmızı noktaydı, kırılma noktasıydı. Stratejik işbirliği anlaşması imzalamaya gitti ki Ukrayna ile Rusya arasındaki sorunlar çözülmedi. Rusya, Ukrayna konusunda hala çok hassas ve Rusya, Ukrayna ile savaş halinde. Bütün bunlar hesaplanmadı mı? Dış politikada nasıl adım atılıyor? Dış politikada bir adım atarken bir filin züccaciye dükkanına girmesi gibi her şey kırıp dökülüyor mu böyle? Şimdi de Amerika ile İdlib konusunda işbirliği yapacakları şeklinde bir duyumlar gelmeye başladı. Türkiye'nin dış politikası günlük mü, saatlik mi, olaylara göre mi belirleniyor? Bu soruların cevapları şu ana kadar yok ama biz bu soruların cevaplarını konuklarımızla beraber arayacağız. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımızı, Genel Başkanı, çok özür diliyorum, Genel Başkanı İdlib şehitleri için başsağlığı mesajı yayınladı. İdlib'de şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun dedi. Önemli burada bir haber daha var. Meral Akşener, İYİ Parti Genel Başkanı, mecliste kapalı oturum çağrısında bulundu. İdlib'i konuşalım dedi ve hem Meral Akşener hem Devlet Bahçeli iki ayrı yazılı açıklama yaptılar ve İdlib'le ilgili açık net tavırlarını koydular ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ve Türk askerine yapılan bu saldırının karşılıksız kalmaması gerektiği konusunda görüş belirttiler. Sayın Kılıçdaroğlu'nun açıklamasından dışında demin de söylemiştim. Milli Savunma Bakanı Akar Suriye sınırında bir not daha var. Rusya bize söylemediler demiş. Niye söylemedi Türkiye Ruslara? Şunu söylememiş. Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu 6 Türk askeri şehit olurken Rusya'dan ilk açıklama geldi. Reuters'in son dakika olarak aktardığı açıklamaya göre Türkiye'nin İdlib'deki operasyonları nedeniyle Rusya'yı uyarmadığı ve bu sebeple Türk askerlerinin rejim güçlerinin saldırısına hedef oldukları öne sürüldü. Bir de Kırım meselesi var. Yine bu çok tartışılacak bir konu. Aslında olayın kilit noktalarından biri Türkiye'nin, yani Erdoğan'ın Ukrayna konusundaki ısrarı. Şöyle diyor Rusya dışişleri, Kremlin sözcüsü daha doğrusu Dmitri Peskov, Türk partnerlerimize kesinlikle katılmıyoruz, bu bağlamda kullanılan dili doğru bulmuyoruz demiş. Peki hangi dili doğru bulmuyorlar? Erdoğan şöyle konuşmuştu hatırlarsanız, Kırım'ın ilhakını tanımadık, tanımayacağız. Kırım Türklerinin durumunu ve sıkıntılarını çok yakından takip ediyoruz demişti. Yani Erdoğan'ın Ukrayna gezisi, ardından geziye çıkacağı sabah Rus güçlerinin izin verdiği iddia ediliyor, bu kesin değil. Suriye rejimin Türk askerlerine alçakça saldırısı, Suriye rejim askerinin, Esad'ın askerlerinin, ki Esad'ın ne yapacağı belli değil, sağa solu belli değil. Esad hem halk konusunda önemli ölçüde desteğini kaybetmiş hem de çok saldırgan bir tutum içinde bölgede. Burada soru şu, dış politikada eğer siz bir karar verirken, bir ülkeye gezi düzenlerken ya da bir ülkeyle stratejik bir anlaşma imzalarken, diğer ülke, ki diğer ülke süper güç, dünyanın iki büyük ülkesinden biri, ona haber vermediniz mi? Onunla konuşmadınız mı? Onunla danışmadınız mı? Onunla konuşarak bir sonuca varmadınız mı? Bunları konuşmamız lazım. Bütün bunları konuşacağız. Bütün bunları tabii ki tek tek soracağız. Ayrıca koronavirüs salgınında ölü sayısı SARS'ı geçti diyor.
361'e yükselmiş. Bu Türkiye için ciddi bir tehdit ama hala Sağlık Bakanı bugün çıktı konuşma yaptı ama ne dediği belli değil. Yani Türkiye bu virüs salgınından etkilendi mi? Etkilenen insan var mı? Etkilenecek mi? Gelen insanlarda herhangi bir sorun var mı? Bu konuda çok net açıklamalar yok. Muğlak ifadelerle durum götürülüyor. Bu çok tehlikeli. Dünyayı titreten ve etkileyen bir durum. Son 24 saatte 57 can kaybı var. Filipinler'de yine aynı virüs yüzünden yaşamını kaybeden var. Dünyanın birçok ülkesinde, Almanya dahil, virüsten etkilenenler var. Türkiye'nin burnunun dibinde bir sürü gelişmeler varken bu konuda da hükümetin ya bu olayı çok ciddiye almaması ya da ciddiye aldığını bize belli etmemesi ya da bizim bilmediğimiz bazı gerçekler var diye düşünüyorum. Çünkü Çin dışında ilk can kaybı diye burada çok önemli bu koronavirüsüyle ilgili. Şöyle diyor, vaka olarak dağılımını vermişler, yani hastalanma olarak. Japonya'da 20, Tayland'da 19, Singapur'da 18, Güney Kore'de 15, Avustralya'da 12, Almanya'da 10, Amerika'da 9, Malezya'da 8, Fransa ve Vietnam'da 6'şar, Birleşik Arap Emirlikleri'nde 5, Kanada'da 4, İngiltere, Rusya, İtalya, Hindistan'da 2'şer, Nepal, Kamboçya, Sri Lanka, Finlandiya, İspanya, İsveç'te 1. Demin söylemiştim, Çin dışında ilk can kaybı Filipinler'de de resmen kayda geçmiş. Bütün bunları konuşacağız tabii, bu konuları konuşacağız. Konuklarım var, konuları konuşacağız. Cumhuriyet Halk Partisi Balıkesir Milletvekili, kendisi doktor aynı zamanda, koronavirüsünü de konuşacağız. Sayın Fikret Şahin, hoş geldiniz Sayın Efendim, Şahin. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Birazdan Sencer İmer de bize konuk olacak ve dış politika konusunda ona da sorularımız olacak ama hemen öncelikle Sayın Vekilime sormak istiyorum. Çünkü biz aslında bugün koronavirüsü konuşacaktık sizinle ama evet. Türkiye'nin gündemi belli değil. Yani Türkiye'de ne olacağı belli olmayan bir ülke. Gerçekten bu duruma gelmekten bir gazeteci olarak üzüntü duyuyorum. Belki hani haber konusunda sıkıntı çekmiyorsunuz ama ülkenin başı beladan kurtulmuyor. Yani şimdi bunu sormam lazım size, konuşmamız lazım. Öncelikle bu konuda ne diyeceksiniz bu yaşananlar konusunda? Efendim tabii sizinle program başlangıcında koronavirüsüne ait salgınla ilgili bir program yapmayı planlamıştık ama sabah gündemimize İblit'teki acı olay düştü. Öncelikle 6 tane şehidimiz var. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. Milletimizin ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizin başı sağ olsun. Tabii üzücü bir olay. Türkiye-Suriye ilişkilerinde farklı bir noktaya artık evriliyoruz. Öyle gözüküyor. İlk kez Türk Silahlı Kuvvetleri ile Suriye'nin resmi rejimi silahlı bir çatışma ortamına karşı karşıya gelmiş oldular. Tabii bu uzun yıllardan bu yana mevcut iktidarın izlemiş olduğu istikrarsız ve tutarsız dış politikanın sonucunda bu gibi kötü olaylarla maalesef karşılaşıyoruz. Elbette ki üzücü bizim için. Tabii şu noktadan itibaren nasıl davranmamız gerekir? Her şeyden önce diplomasinin gereğini yerine getirmek durumundayız. Sağduyulu davranmak durumundayız ve ortak aklı işletmek durumundayız. Bundan sonra herhangi bir can kaybı olmaması için çaba sarf etmeliyiz. Sınır güvenliğimizi elbette korumalıyız ve İdlib'deki istemediğimiz olaylar sonrası sınırımıza doğru gelen göç dalgasını da engellemek durumundayız. Malumunuz izlenen işte yanlış Suriye politikası sebebiyle maalesef ülkemizde şu anda 4 milyon aşkın Suriyeli mülteci var. Daha fazlasını kaldıracak gücümüz maalesef yok ve bunu bu şekilde önlemek durumundayız. Tabii sizin de bahsettiğiniz gibi acaba bu saldırının zamanlaması manidar mıdır? Ben de sizin gibi düşünüyorum. Manidar olduğunu düşünüyorum. Çünkü mevcut Cumhurbaşkanı'nın Ukrayna ziyaretine bir cevap olarak ben düşünüyorum Rusya'nın bu olayda müsamaha göstermesi rejim güçlerine. Çünkü oradaki Suriye'deki rejim güçleri tamamen Rusya'nın kontrol altında. Rusya izin vermediği sürece bunların bu şekilde bir saldırı yapmasını ben düşünmüyorum. Muhtemelen Rusya bir takım görüşmeler sonrası rejime bu müsaadeyi verdi ve bu saldırı gerçekleşsin dediğiniz gibi. Rusya ile şu anda Ukrayna bir savaş halinde ve Kırım konusunda da çatışmaları var. Kırım konusunda Rusya'nın Türkiye'den beklentileri var. Limanlar kapalı Kırım'a, Türk Hava Yolları'nın uçuşları, hava limanları kapalı.
tabii Rusya Türkiye'den Kırım'la ilgili hem ilhakı tanımasını istiyor, hem limanlarını açmasın, hem de hava yolu uçuşlarını tekrar başlatmasını bekliyor. Ama bu zamanlamada, bu esnada tabii bu Ukrayna ile yapılan bir stratejik işbirliği anlaşması tabii bunları bir kenara koyacak. Muhtemelen Rusya da kendisi Suriye kartını Türkiye'ye karşı gösteriyor ve sizin Türkiye'nin 12 gözlem noktasında korumanızı biz sağlıyoruz. Suriye konusundaki operasyon ve gelişmelerde bizim de irademize saygı göstermeniz gerekir diye bir mesaj veriyor bununla. Tabii dengeli bir politika yürütmek durumundayız. Daha doğrusu Türk dış politikası maalesef Mustafa Kemal Atatürk'ten bu yana bize gelen bir çizgimiz neydi? Yurtta barış, dünyada barış çizgisiydi. Maalesef biz bunu terk ettiğimiz için ve taraf durumuna düştüğümüz için dış politikada bocalar haline geldik. Efendim emperyalist güçler arasında, efendim Amerika ile Rusya arasında bocalıyoruz. Bir Amerika'dan yana bir politika izliyoruz. Bazen dönüyoruz Rusya'ya yakın bir politika izliyoruz. Bir taraftan efendim işte S-400 alıyoruz. Diğer taraftan F-35 ile ilgili buraya ortağız diyoruz. Suriye'de resmi rejim gücünü tanımıyoruz. Efendim Libya'ya dönüyoruz. Oradaki Birleşmiş Milletler'in tanıdığı resmi hükümeti tanıyoruz. Yani Türk dış politikasında muazzam bir çelişki var, tutarsızlık var. Elbette bunun faturası da maalesef işte Mehmetçiğin canıyla ödemek durumunda kalıyoruz. Umut ediyoruz ki daha fazla bir çatışma olmasın, askerlerimizin can güvenliği sağlansın, sınır güvenliğimiz sağlansın. Peki, çok teşekkür ederim. Yani. Sayın Sencer İmer, hoş geldiniz sevgili hocam. Hoş bulduk Fatih. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim, sağ olun. Tabii sizin size bu konuda soru sormak bilmiyorum ne derece doğru ama siz bugün yaşadınız, gördünüz. Yani ben bir özetlemeye çalıştım. İsterseniz bir üç önemli başlık var. Onu ben size aktarayım, siz devam edin. Bir, Sayın Cumhurbaşkanı Ukrayna gezisi öncesi Ukrayna'ya gitme kararı ve Ukrayna stratejik anlaşma imzalanması kararından ardından aynı gün sabah saatlerinde rejim güçleri Rusya'nın izni ya da onayı olmaksızın zor olan bir eylemi gerçekleştirdi ve Türk konvoyunu vurdu. İkincisi, Suriye rejiminin artık bölgede Türkiye'ye karşı belki Türkiye'nin cihatçı güçlere sahip çıkmasından mı kaynaklanıyor onu bilemiyorum ama bir yeni tavır, yeni politik hamle ya da yeni siyaset içine mi girmiş olması lazım? Üçüncüsü, Kırım sorununu dile getirmesi Sayın Erdoğan'ın, yine Peskov'un buna cevap vermesi bu saldırı için bir temel oluşturdu mu? Hocam, öncelikle bize bir bunu anlatır mısınız? Evet. Bir kere her şeyden önce milletimize başsağlığı diliyoruz. Kaybettiğimiz Mehmetçiklerimize rahmet diliyoruz Allah'tan. Ve gazilerimize de sağlık diliyoruz bir an önce. Umarız ki bu daha ileriye gitmeden bir noktada durur. Bir kriz olduğu çok açık. Bu bir kriz. Ben bunu uçak düşürme krizi gibi bir krize benzetiyorum. Uçak düşürme krizi biliyorsunuz ne zaman olmuştu? Bir salı günü olmuştu. 2014'te değil mi? 2014'te olmuştu. Ve bu uçak düşürme krizinde bir gün önce, pazartesi günü, İncirli'ye Amerikan Genelkurmay 2. Başkanı gelmişti. Ertesi gün uçak düşmüştü. Rus uçağı düşürülmüştü. O zamanki Başbakan Davutoğlu Moskova'ya telefon edeceği yerde Brüksel'e telefon etmişti. Gerginlik daha da tırmanmıştı. Çarşamba günü iki Dışişleri Bakanı bir araya gelecekti ve iki liderin yapacağı zirve toplantısını ayarlayacaktı. Tam ondan önce bu oldu. Ben o zaman dedim ki, TRT'de yayındaydım o esnada. İnşallah dedim Ruslar devlet aklıyla hareket ederler. Türkiye ile olan münasebeti bozmazlar. Bu çok açık bir provokasyondur. Bu provokasyona gelmek ne Rusya'nın ne Türkiye'nin işine gelmez. Bunu yapmamak gerekir dedim. Fakat maalesef bu böyle olmadı.
Davutoğlu'nun da orada belli bir katkısı olmuş oldu. Neden? Çünkü Moskova ile görüşme yerine Brüksel'i tercih etmesi sonucunda. Ve sonunda Türkiye ile Rusya bağları koptu. Öyle bir kopuştu ki bu. Yani esasen savaş sebebi olabilirdi bu. Allah'tan öyle bir şey olmadı. Ama ne oldu? Türkiye'nin ekonomik münasebetleri Rusya ile bozuldu. Türkiye oraya hiçbir şey ihraç edemez oldu. Turistler gelmez oldu. Müteahhitlerimiz zor durumda kaldılar. Ve tabii Rusya da bundan kayba uğradı. Türk akımı projesini gerçekleştiremeyecek duruma geldi. Rafa kalkmıştı o zaman. Bütün bunları dikkate aldığınızda Türk-Rus ilişkileri bozulmuştu. Bu ne zaman düzeldi? Davutoğlu ayrıldı. Onun yerine çok kısa bir süre sonra Binali Yıldırım atandı. Ve Binali Yıldırım'ın ilk verdiği beyanat şuydu. Dostlarımızın sayısını artıracağız, düşmanlarımızın sayısını azaltacağız. Bu çok önemli bir mesajdı. Ve hemen akabinde de Tayyip Erdoğan bir özür mektubu gönderdi Putin'e. Ve böylece bu mesele kapandı. Haziran ayında Sankt Petersburg'da Erdoğan ve Putin görüşme yaptılar. Ve bu görüşmede hatta bu S-300, S-400 gibi hava savunma sistemlerinin de dile geldiğini Alexander Dugin daha sonra açıkladı. Bu yapıldı. Ama bir de baktık, onu takiben bir ay sonra, bir buçuk ay sonra ne oldu? 15 Temmuz kalkışması oldu. Yani yeni bir deneme daha ortaya çıktı. Hemen akabinde Rus Büyükelçisi öldürüldü. Buradan şuraya gelmek istiyorum. Rusya ile Türkiye'nin münasebetlerinin iyi olmaması, gergin olması ve bunların bir arada çalışmasını Amerika Birleşik Devletleri hiç arzu etmiyor. Bunu açık olarak söyleyebilirim. İsrail'in de pek hoşuna gittiğini zannetmiyorum. Dolayısıyla Türkiye ile Rusya'nın arasını bozacak bir operasyondan bahsediyoruz. Yani şu bugün olan, evet, sabah olan olayı, yani benzetmemin sebebi de budur. Yani tıpkı Rus uçağının düşürülmesi olayına benzer bir olay bu. Bu bir provokasyondur. Yani Rusya'nın bundan katkısı, haberi, bilgisi yoktur. Ben şunu söylemek istiyorum. Bilgisi, katkısı, ne kadar haberi var bilmem. Ama her halükarda Rusya'nın bundan fayda sağlaması mümkün değil. Çünkü Rusya kendisinde bir takım değişiklikler yapıyor. Rusya'nın gücü sınırlı. Gaz ve petrol ihraç eden bir ülke, teknolojisini yenilemeye muhtaç. Halk memnun değil. Halkın memnuniyetsizliğini gidermek için Putin'in büyük gayretleri var. Daha çok demokratik haklar vermeye çalışıyor halkına. Onun için bir takım reformlar yapıyor. Başbakanı değiştirdi biliyorsunuz. Yani bir an önce de şu Suriye meselesi bitsin istiyor haklı olarak. Biz de istiyoruz aynısını. Dolayısıyla Rusya ile Türkiye'nin münasebetlerinin bozulması Rusya'nın hiçbir şekilde işine gelmez. Fakat işin enteresan tarafı burada bir taşla iki kuş vurulmuş vaziyette. Bir taraftan Rusya ile Türkiye münasebetleri bozulurken öbür taraftan Türkiye ile İran münasebetleri de bozulmak istenmektedir. Çünkü burada söz konusu olan kuvvetler aynı zamanda İran'la ilgili kuvvetlerdir. Böyle baktığımız zaman da demek ki birileri, ki bunu Bay Trump çok açık olarak söylemişti, artık şu Astana'nın fişini çekme zamanı geldi demişti. Dedi mi demedi mi? Dedi değil mi? Dedi, evet. Fiş çekiliyor işte. Fiş çekiliyor. İşte o zaman size düşen görev buna ara alet olmamak, bu provokasyonun karşısında durmayı bilmek. Kendi çıkarlarınız açısından. Çünkü PKK, PYD'yi bir ordu haline getirip üstümüze salan Bay Trump ve Amerika Birleşik Devletleri değil mi? Öyle değil mi? Peki Esad'ı biz tanımıyoruz ama bir noktada Esad'la bizim belki şu noktada uyuşmamız gerekir. Ülkesinin toprak bütünlüğünün büyük bir kısmını kontrol altına almış rejim olarak. İki yeri alamamış. Bir İdlib, bir de PKK-PYD'nin kontrol ettiği alan. Bunun dışındaki her yeri kontrol ediyor. Evet. İdlib ise öyle bir yer ki burada 3 milyon, bazısına göre 4 milyon neyse halk var, sivil var. Ama içinde 50 bin tane terörist var. Kim bu teröristler? Bunlar aşırı dini düşüncelerle motive edilmiş, ruh hastası durumunda olan adamlar. Öyle değil mi? Şimdi bu adamları ne yapacağız? Bakın 2018 senesinin Eylül ayında biz dedik ki, Ekim'di hatta, efendim bize zaman verin, Ekim sonuna kadar biz bu işi halledeceğiz İdlib'de dedik. Dedik mi? Dedik. Yapabildik mi? O zaman dedim ki ya bu bir ayda iki ayda olacak bir şey değil. 2018 geçti. Biz kontrol noktaları kurduk İdlib'in içerisinde. Güya olayı kontrol altına alacaktık.
12 gözlem noktası. Gözlem noktası kurduk. Evet. Peki 2019 geçti. Alabildik mi kontrol altına? Alamadık. Öyle değil mi? E şimdi bizi demek ki ilgilendiren birkaç nokta var burada. Bir, Türkiye'ye yeni bir göç hareketi gelmemeli. Gelmemeli. Bu su ve topraklarında kontrol altına alınmalı. İki, PKK, PYD veya başka bir terör örgütü bizimle sınırdaş olmamalı. Bunu da istemiyoruz biz. Üç, Türkiye'ye gelmiş olan Suriyeli mülteciler gayet tabii kendi iradeleriyle ülkelerine geri dönebilmeliler. Bu imkanın sağlanması lazım. Onun için biz ne yaptık? Fırat Kalkanı, Afrin Harekatı, Barış Pınarı Harekatı. O da devam ediyor ama yani yarım kalmış gibi bir durumda. Şimdi böyle baktığımız zaman da tam bu esnada artık İdlib'i etrafından yavaş yavaş rejim kuvvetleri birçok yere alarak ilerliyor. İdlib merkezine doğru geliyorlar. Değil mi? Biz de orada duruyoruz. Bizim kontrol noktalarımız, gözlem noktalarımız da orada. Hatta kısmen bunun içerisinde kalmış durumda. Şimdi o halde bizim her halükarda nasıl açılım süreci esnasında Türkiye Cumhuriyeti Devleti açılımda yapılan hataları sokak sokak ev ev mücadele ederek PKK terör örgütü mensuplarıyla sivil halkı birbirinden ayırmak suretiyle çözmüşse Suriye'nin de bunu böyle çözmesini beklemek lazım. Yani orada 50 bin terörist yüzünden 4 milyon ahaliyi katletmenin alemi yok. Bombardımana tabi tuttuğunuz zaman değil mi? Ne yapıyorsunuz? Sivil halkla teröristleri aynı anda öldürüyorsunuz. E biz de açılım süreci sonundaki düzeltmeyi öyle yapabilirdik. Öyle yapsaydık acaba bugün Türkiye'de barış olur muydu? Olmazdı. Demek ki bunu adım adım yapmak lazım. Türkiye'nin bu konuda Suriye rejimine de bilgi ve destek vermesi gerekir. Bu iş nasıl yapılır? Yani onların memleketi olduğu için biz yapamayız bunu. Onlar yapabilir ancak. Dolayısıyla istihbarat örgütlerinin bu konuda bir arada çalışması lazım. Beni en çok memnun eden şey şu olmuştu. Moskova'da bizim istihbarat örgütünün başkanıyla Suriye istihbarat örgütünün başkanının ve Moskova'daki Rusya'nın istihbarat örgütü başkanı bir araya gelmeleri. Çok faydalı bir şeydi bu. Bu iyi bir işaretti. Ama ben buradan gelinen noktada ben buradan başka bir noktaya geleceğimizi umdum. Belki de o konuda çalışmalar vardır da. Bilmiyorum bakın. Olabilir. Ama şu anda olan olaya baktığım zaman da bunun çok açık bir provokasyon olduğunu düşünüyorum. Nasıl Türkiye toprakları içerisinde Rus uçağı düşürüldüğü zaman bizim pilotumuzdu düşüren ama sonra ortaya çıktı ki bu bizim pilotumuz esasen bizim pilotumuz değilmiş yani. Öyle mi? Fethullahçı tarafı evet. Dahil birisiymiş. Evet. Demek ki bir silahlı kuvvetin Türkiye gibi demokratik bir ülkenin içinde böyle bir şey olabiliyor ise eğer Suriye'de böyle bir şey olamaz mı acaba? Demek ki o zaman bizim buradan her şeyden önce hüküm vermek yerine bu olayı daha derinden incelemek ve beklemek lazım. Rusya ile olan münasebeti en üst düzeyde bana sorarsanız. Her ne kadar Cumhurbaşkanı şu anda Ukrayna'ya gidiyorsa da. Onu da soracaktım. Ha, yani Ukrayna'ya gidiyorsa Ukrayna'ya gittiği günün sabaha böyle bir eylem olması. Çok güzel planlanmış bu. Bu operasyon mükemmel planlanmış. Ben umuyorum ki Rus istihbaratı da Türk istihbaratı da bu oyunu ortaya çıkarırlar. Hatta Suriye istihbaratında buna dahil etmek lazım. Çünkü burada çok açık bir provokasyon var. Burada yapılmak istenilen şey aslanın fişini çekmek, Türkiye ile İran'ı, Türkiye ile Rusya'yı karşı karşıya getirmek. Zaten Amerika ile biz karşı karşıyayız. Tam da Kudüs meselesi ilan edilip Netanyahu'nun seçiminin olduğu bir esnaya rast geliyor. Hepsi aynı ana rast gelmekte bunların. Türkiye'yi zayıf düşürmekten başka bir şey değil bu. Türkiye'nin burada yapması gereken şey, nasıl Libya konusunda Moskova konferansı ve Berlin konferansı çok hayırlı sonuçlar doğurduysa, Berlin konferansı önemli sonuçlar doğurdu. Her şeye rağmen, Türkiye askeri bir şey yapmadan neticede bir ateşkesi Cenevre'de değil mi? Evet. Gitme imkanı doğdu. Bu çok önemli bir şey. Burada da böyle bir şeyin olması engellenmek istendiği kanaatindeyim. Yani burayı birileri kaşımak suretiyle ve uygun bir şekilde kaşımak suretiyle bunu yarattılar. Yani şimdi, size göre Rusya'nın bunda katkısı yoksa, Rusya peki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna'ya stratejik anlaşma imzalamaya gittiği bir zamanın sabahında olmasa, böyle bir eylemi yaptırmış olamaz mı? Bakın bu o kadar, eğer böyle bir şey yapmış olsa Rusya, kendi ayağına sıkmış olur. Rusya'nın Türkiye'yle iyi geçinmek mecburiyeti var. Neden? Türk akımı projesi var, efendim askeri işbirliği var, Karadeniz'in
barış denizi olarak muhafaza edilmesi meselesi var. Değil mi? Birçok alanda işbirliği var. Nükleer santral işbirliği var vesaire vesaire. Rusya ile Türkiye yakınlaşma içerisinde. Bu çok önemli bir şey. Bunu bozuyor birileri. Bunu bozuyor. İran'la Türkiye münasebetini de bozuyor aynı esnada. Ve bu tam zamanlama olarak çok doğru yapılmış. Ne zaman yapılıyor? Ukrayna'ya geçince. Ha Ukrayna ile siz iyi geçinebilirsiniz. Ama Ukrayna ile iyi geçinmeniz demek Rusya ile işbirliği yapmamanız demek değildir. Ha efendim Kırım meselesini biz tanımıyoruz. Tamam. Türkiye gibi birçok dünya ülkesi Kırım'ı Rusya'nın ilhak etmesini kabul etmedi. Doğrudur. Ama biz bunu ön plana çıkarmadık. Ön plana çıkarmadık. Şimdi ön plana çıkarılıyor dikkat ederseniz. Acaba bu Kırım'da yaşayan Tatarların menfaatine bir durum mu yaratacak dersiniz? Bence hayır. Kırım'daki Tatarların aleyhine bir durum yaratıyorsunuz siz burada. Şu anda hakim olan güç de facto olarak Rusya mıdır orada? Evet. Sizin bunu değiştirmeye gücünüz yetiyor mu? Hayır. Ne istiyorsunuz? Siz oradaki insanların hayatını kolaylaştırmak mı istiyorsunuz, zorlaştırmak mı istiyorsunuz? Demek ki siz Kırım'la bunu öne çıkarmak suretiyle ve Ukrayna ile olan meseleyi öne çıkarmak suretiyle, Rusya ile olan münasebeti geriye etmek suretiyle onların ekmeğine yağ sürmüş oluyorsunuz. Yani bunu yapmaya çalışanlar. Peki böyle bir zamanlamayı düşünemiyor mu Cumhurbaşkanı? Yani efendim, bu kadar kritik bir zamanda, diyelim ki, bir dakika hocam anlatıyorum. Diyelim ki İdlib'te siz gözlem noktalarını kontrol altına almak için çok çaba sarf ediyorsunuz. Ayrıca yeni birlikler sevk etmişsiniz, zırhlı araçlar gelmiş ve İdlib'teki gözlem noktalarına girmiş, bunu Rusya'ya bildirmişsiniz. Sonuç olarak bu kadar zor bir işin içindeyken Ukrayna'ya gidip Kırım'ın ilhakını tanımıyoruz, Kırım'la böyle bir şey olur mu diye kıyamet koparmanın ne anlamı var? Şu anda bunun zamanı mıdır diye sorabilirsiniz. Evet. İşte bakın burada ben bir noktaya işaret etmek istedim. Davutoğlu'nun Rus uçağının düşürülmesinden sonra takındığı tavır neydiyse ona benzer bir duruma yaklaşıyoruz. Bu tehlikelidir. Bundan dönüş olacaktır, hiç şüpheniz olmasın. Çünkü bu devam edemez. Çünkü Rusya ile Türkiye iki komşu ülkedir. İyi münasebetler kurmak ikisinin de menfaatinedir. İkisinin de ortak çıkarları vardır. Birilerinin bunu karıştırmaya çalışmasına yardımcı olanlar ki bence Cumhurbaşkanı'nın etrafındakilere de bakmak gerekir burada. Acaba kim hangi etkiyi yaratmaktadır? Bunu da incelemek lazım bence. Bence ben bunu çok açık olarak söylüyorum. Yani demek ki burada çok hassas meseleler var. Trump'ın özellikle Amerikalıların tam seçim öncesinde hem de Netanyahu seçiminden önce bir taraftan bu Kudüs meselesini öne sürerken öbür taraftan Türkiye'yi zor duruma sokacak bir adım atmaları. Çünkü dikkat ederseniz Kudüs meselesinde en kesin tavrı ortaya koyan Türkiye olmuştur. Dikkatinizi çekerim. Hiçbir Arap ülkesi bu kadar kesin bir tavır ortaya koymadı. Türkiye koydu tavrını ortaya. Sen misin onu yapan? Gösteririz sana dediler. Sen önce kendi işine bir bak bakalım. Bak biz neler yaparız. Bunların hepsi işarettir. Çünkü Rusya içerisinde de Netanyahu'ya yakın olan bir takım oligarklar olduğunu biliyoruz. Ve Rusya'nın içerisinde de aynen Washington'da olduğu gibi etkiler var. Şu halde sizin o zaman konuşurken Rusya, Amerika, İsrail falan derken, Türkiye derken hangi Rusya, hangi İsrail, hangi Amerika bunu sormanız lazım. Yani münasebetleri çok çeşitli kuvvet birimlerinin birbiriyle sürekli bir mücadelesi olarak görürseniz tedbirlerinizi de ona göre alırsınız. Burada diplomatik bir atağa ihtiyaç olduğu kanaatindeyim. Evet. Rusya ile derhal ama hemen derhal en üst düzeyde temas kurulması lazım. Bu temasın iki tarafında çıkarlı olduğunu söylüyorum. Buradan Rusya yetkilileri de sesleniyorum. Alexander Dugin'in kırmızı telefon bağlantısı diye kurulduğunu söylediği bağlantının işte tam zamanı şimdidir. Ukrayna'ya gidiş buna engel olmamalıdır. Olmamalıdır. Ve Türkiye ile Rusya'nın münasebetleri, Türkiye'nin Ukrayna ile olan münasebetleri dolayısıyla inkıtaya veya zarara uğratılmamalıdır. Bizim Suriye'deki problemi çözmek için bunun dozajını düşürmemiz, gerilimin dozajını düşürmemiz gerekmektedir. Ve bunu ancak diplomatik araçlarla yapabiliriz ve istihbari araçlarla yapabiliriz. Yalnızca askeri güç kullanmaya odaklanmak, Türkiye'yi gereğinden fazla bir cehdin içerisine, ekonomik sıkıntının içerisine, askeri sıkıntının içerisine atar.
Türkiye'nin biliyorsunuz savaş demek para demektir. Değil mi? Türkiye'nin ekonomisi zaten ortada. 800 milyar dolarlık bir ekonomi. Değil mi? Siz bu ekonomiyi nereye kadar dünya çapındaki operasyonlarda kullanmaya kalkabilirsiniz? Halkın sıkıntıları mevcut. Bunları da dikkate almanız lazım. O halde bunu gücünüz nispetinde, bakın, reel politika demek gücü nispetinde insanların konuşması ve davranması demektir. Atatürk'ün politikalarının en önemli tarafı reel politika olmasıdır. Kendi gücü nispetinde Atatürk davranmıştır ve onu çok akıllıca kullanmıştır. Peki hocam, Sayın Vekilime sorayım. Evet. Sayın Vekilim, siz aynı fikirde misiniz? Yani ben burada hocama katıldığım yerler var, katılmadığım yerler var. Hocamın bilgisine ve sonsuz saygım var. Estağfurullah. Onu kendisine akademik kayırın ama. Mesela Ukrayna'ya ziyaretin öncesi sabah gerçekleşmesi. İkincisi bu saldırının, bizim şehitlerimizin verilmesi. İkincisi Suriye rejiminin Rusya'dan izin almadan adım bile atmaması, nefes bile almaması Suriye rejimi, Esad ordusunun. Yani nasıl ki sen Türk konvoyuna roketlerle, topçu ateşiyle saldırıyorsun ki, çünkü onun istihbaratlarını, bilgisini de Suriye rejimine genelde Ruslar veriyor. Kimin nerede ne iş yaptığını Rus rejimi, Ruslar Suriye rejimiyle paylaşıyor. Bu iki. Üçüncüsü, neden Ukrayna dedik, neden bölgede Amerika'nın etkisini daha da arttıracak bir adıma yol açacak, yani Türkiye'yi Rusya'dan koparacak böyle bir eyleme Rusya niye izin veriyor eğer yaptıysa bunu? Ki zamanlama manidar diye meşhur bir söz var. Burada da Ukrayna gelişi öncesi zamanlama manidar olmuyor mu? Ne düşünüyorsunuz? Evet. Efendim tabii sevgili hocam çok güzel açıklamalar getirdi. Çok teşekkür ederim. Sağ olsun. Şimdi ben tabii katılıyorum hocamın görüşlerinin büyük bir kısmına. Şöyle ki 8 Ocak'ta Rus lider Putin geliyor ve Türk akımı projesini burada açıyoruz birlikte. Yani ilişkilerimizi geliştirme yönünde çok büyük bir adım atıyoruz. O kadar devasa projeleri birlikte yapıyoruz ve bundan sonrası için de bir takım vizyonlar çiziyoruz. Herhalde hem Rusya olsun hem Türkiye olsun, Türk-Rus ilişkilerinin bozulmasını elbette istemez. Yani bizler de bunu istemeyiz. Rusya'nın da isteyeceğini zannetmiyorum. Hani hocamızın söylediği bakış açısıyla Türkiye-Rusya arasını bozmak isteyen bir takım güçler var mıdır? Elbette vardır. Bizi bir takım, yani bölgede sıkıntıya sokacak hamleler yapıyorlar mıdır? Elbette yapıyorlardır. Bu bağlamda bizim her şeyden önce farklı bir ülkenin çıkarını değil de kendi çıkarımızı göz önünde bulundurarak diplomasiyi öne çıkartmamız gerekir. Yani burada elbette hocamın dediğine katılıyorum. En üst düzeyde Rusya'yla ilişkiler, hemen diplomatik ilişkiler sağlanmalı. Belki sağlanıyordur, bilemiyoruz. Bunun yanında beraberinde Suriye'yle de sağlanmalı. Tabii, ben tabii. Ona da katılıyorum. Tabii, yani tabii, şimdi tabii. Siz Suriye'nin topraklarındasınız. Tabii. Orada operasyon yapıyorsunuz. Ama nedir bizim buradaki endişemiz? Diyoruz ki bizim sınır güvenliğimiz sıkıntılı. Burada terör örgütleri var. Yani evet. Vatandaşlarımız, Mehmetçiğimizin canına mal oluyor ve bundan dolayı biz burada güvenlik tabii. şeridi oluşturmak istiyoruz diyorsunuz. Yani karşılıklı anlayışla, çünkü coğrafya olarak biz buradayız, hep birlikte yaşayacağız. Yine tabii. komşularımızı değiştirmemiz mümkün değil. O nedenle mutlak şekilde çözüm askeri elbette değil, çözüm mutlak şekilde diyalogta ve diplomasi en üst düzeyde taşımakta. Ben bu noktada sevgili hocama elbette katılıyorum. Aklın yolda bir. Elbette bozmak isteyen kişiler vardır. Onlar kendi çıkarı açısından evet, bu normal. İlişkileri kullanırlar. Normal. Ama biz de kendi çıkarımızı her şeyin üzerinde tutmamız gerekir. Bu bağlamda da mutlaka Rusya ile olan ilişkilerimizi, Suriye ile olan ilişkilerimizi barışçıl bir zeminde, karşılıklı, diyaloğu açık bir zeminde de değerlendirmemiz gerekir. Ben buna inanıyorum elbette. Yani zamanlama manidar mıdır? Elbette her konuda anlaşmamız şart değil. Yani Kırım konusunda anlaşamayabiliriz. Tabii. Ama Kırım konusunu şimdi tutup da Suriye konusunu karşı karşıya getirerek bizim oradaki çıkarlarımızı göz ardı edemeyiz. Yani bununla dediğimiz gibi, hocamın da dediği gibi, yani Kırım meselesi geldiği takdirde gündeme elbette orada Türkiye pozisyonu bellidir. Tabii. Onu söyler ama her şeyin bir zamanlaması olduğuna ben de inanıyorum. Şu anda Kırım meselesini bu şekilde İdlib meselesiyle karşı karşıya getirmenin Türkiye açısından evet. yararı olduğuna ben de inanmıyorum açıkçası. Evet. Peki hocam, yani dış politika bizde artık günlük mü yapılıyor, saatlik mi yapılıyor? Yani bir yandan İdlib'te siz Türk askerinin canını koruması için son derece
yüksek güvenlikli asker önlemler alıyorsunuz. Orada bir sıkıştığınızı biliyorsunuz. Orada kuş atıldığını biliyorsunuz. Ve zırhlı araçlar yardımıyla destek gönderiyorsunuz. Bu destek Suriye sınırının içine giriyor. İdlib'e doğru gitmeye başlıyor. Siz tam bunun gerçekleştiği günün, ertesi günün sabahı Ukrayna'ya giderken aynen Kırım konusunda şu lafı söylüyorsunuz. Kırım'ın İrak'ını tanımadık, tanımayacağız. Kırım Türklerinin durumunu ve sıkıntılarını çok yakından takip ediyor. Şimdi bu Rusya'ya gel de benim üzerime vur ya da gel de bana bela ol demek değil midir yani? Hocam dış politikanın gözünü seveyim. Dikkat ederseniz ben biraz önce Rus uçağı düşürülmesi benzetmesini yaptım. O benzetmeyi boşuna yapmadım. Evet. Ve orada da Davutoğlu, şimdi partide kuruyor malum, şunu söyledi. Moskova'ya telefon etmek yerine Brüksel'e telefon et. Tamamen yanlıştı. Niye Brüksel'e telefon ediyorsun? Niye Moskova dururken? Senin muhatabın Moskova. Düşürdüğün uçak onlara ait. Öyle mi? Sana NATO yardım mı edecek? Yani öyle olduğu zaman kurtulacak mısın? Tamamen yanlıştı bu. Ve bu kızgınlığı artırdı tartışma. NATO'nun nereye kadar yetkili olup nereye kadar yetkili olmadığı hepimiz biliyoruz. Değil mi? Yani ne zaman NATO bizi terörizme karşı korudu, var mı öyle bir şey? Yok. Kurmadı hiçbir zaman, değil mi? NATO'nun o konuda bir aktivitesi olmadı. Ama biz NATO'nun içinden çıkalım falan demiyoruz. Ama şunu söylüyorum. Burada bazı davranışlar, bazı konuşmalar, işte bu etrafındakilere dikkat etsin dememin sebebi de oydu. Birileri bazı şeyler yanlış zamanda fısıldamak suretiyle liderleri yanlış istikamete sürükleyebilirler. Ve ben kendim de pek çok lideri danışmanlık yaptığım için, rahmetli Özal, Erbakan, ve Ecevit, bunların hepsine danışmanlık yaptım. Biliyorum ki kuvveti tek başına onlar kullanamazlar. O kuvveti etrafındakiler kullanır. Genel olarak bu böyledir. Etrafındakiler ne kadar iyi ise lider de o kadar iyi olur. Dolayısıyla liderin etrafında bir takım insanlar yanlış şeyler fısıldarlarsa, sorumsuz şeyler fısıldarlarsa o zaman ne olur? Sonuç böyle olabilir. Ben Davutoğlu meselesinde de emin değilim. Davutoğlu'ndan çıktığına o meselenin. Belki de başka türlü oldu. Ama sonuç olarak burada çok enteresan bir operasyon var. Planlı yürütülen bir operasyon var. Ve bir ciddi bir provokasyon var. Bu provokasyona verilecek en iyi cevap, en üst düzeyde temas kurarak provokasyonu boşa çıkarmaktır. Her zaman bunu yapmak siz gerekir. Siz bu provokasyon konusunda ısrarlısınız. Kesinlikle. Yani Rusya'nın bilgisi yok, Rusya'nın bu konuda katkısı yok. Şöyle diyorum, Rusya'nın içerisinde de aynen bizde olduğu gibi kraldan çok kral taraftarı olan bir takım kuvvetler, askerlerin içerisinden de çıkabilir böyle adamlar, vardır. Bunlara siz imkanı verirseniz bunlar bunu kullanırlar. Günün birinde bu ortaya çıkacaktır, hiç şüpheniz olmasın. Ama önemli olan şu andaki durumdur. Birçok dünyada çıkan savaşlar, bunları kontrol edemediğiniz için yanlış noktalarda, yanlış insanların inisiyatif bırakılması sonucunda savaşlar ortaya çıkmıştır. Ve ondan sonra çıkan bir şeyi de durduramazsınız. Akıllı olan savaşların bir akılsızlık eseri olduğunu bilmek ve savaşları çıkartmamaktır. Çıkartmamaktır. Dolayısıyla bunu çıkartmamanın yegane yolu diplomasiyi kullanmak, konuşmayı kullanmak, diyaloğu kullanmak ve karar vericileri kullanmak. Tabii burada Büyük Millet Meclisi'nin, sizin temsilcisi olduğunuz bizim en yüksek kurumumuzun her şeyden önce inisiyatif sahibi olabilmesi lazım. Ama bizim seçtiğimiz sistem maalesef Büyük Millet Meclisi'nin bu derece güçlü bir inisiyatif sahibi olan, denetleyen bir yapıya sahip olmasına engel. Evet. Açıkçası. Sayın Vekilim. Hesap verilmiyor orada çünkü. Kapalı toplantıya ne diyorsunuz Sayın Akşener önerisi? Şimdi öncelikle hocamın şu bir katkıda bulunmak istiyorum. Siz Rus uçağının vurulması ve daha sonra da Rus Büyükelçinin Türkiye'de vurulmasının arkasında bir takım farklı noktalar çıktı. Evet. Buna benzer bir nokta çıkabilir diye bir varsayımda bulunuyoruz ki bir takım dayanaklara da bunu getiriyorsunuz. Olabilir. Bunu boşa çıkartmak, gerçeği de ortaya çıkartmak açısından da diplomasiyi en üst düzeyde değerlendirip diyalog sonuna kadar değerlendirmekte fayda var. Sayın Bekir, son sözünüzü verelim. Söyleyeceğim. Şu meclisin toplanması. Meral Hanım'ın çağrısı oldu. Biraz önce bizim parti sözcümüz Sayın Faik Öztrak da bunu gayet olumlu karşıladı. Bizler de elbette bu konu bir krizdir ve
görüşülmesi gereken yerde Türkiye Büyük Millet Meclisi burada görüşülmesi gerekir. Evet. Ve biz buna parti olarak da katkı elbette sunuyoruz. Peki sen. Konuşması gerektiğine inanıyoruz. Çok teşekkür ederim. Şeyi konuşamadık. Biz koronavirüs konuşacaktık. Evet, onu bir dahaki sefere başka bırakalım. Başka bir zaman. Hiç olmazsa bunu değerlendirdik. Evet. Hocam çok teşekkür ederim. Rica ederim. Evet. Ayağınıza ederim. Sağlık. Rica ederim. Bizden şimdilik bu kadar ama az sonra İsmail Hakkı Pekin gelecek. Genelkurmay Eski İstihbarat Başkanı ve bize bu saldırının şifrelerini anlatacak. Nasıl oldu? Nasıl gerçekleşti? Türk Silahlı Kuvvetleri neredeydi? Bu saldırının askeri amacı ne? Askeri hedefi ne? Bizden ayrılmayın az sonra. Raporun ikinci bölümünden tekrar merhaba. Hemen kısa bir özet daha yapalım. İdlib'te Türk konvoyuna yapılan saldırı sonucunda 6 erimiz şehit oldu ve Türkiye yeniden ayağa kalktı. Şehitler için ağlıyor aslında. Şehitler için herkesin üzüntüsü var. Üzülmemek de mümkün değil. Çünkü bir insan vatanı uğruna canını verir ama neyin uğruna verdiği konusunda eğer bir tartışma varsa o zaman o sıkıntı olur. Neden İdlib'te böyle bir şey yaşandı? Neden böyle bir kontrolsüz bir eylem var? Neden Türk askerleri hedef oldu? Neden buna Rusya sessiz kaldı? Neden Suriye rejimi bu kadar cesaretli davranıyor, bu kadar kendinden emin bir şekilde hiç korkmadan, gözünü kırpmadan Türk askerini vurma konusunda bu kadar rahat? Neden Türkiye Cumhuriyeti Devleti ya da Türk Silahlı Kuvvetleri bir caydırıcı güç değil? Bu kadar kolay mı? Bu kadar rahat mı? Hani Türkiye bölgede her şeyi yıkmıştı, yakmıştı, kurtarmıştı. Kendisine yönelik her türlü saldırıyı önleme gücüne sahipti. Peki ne oldu? Eksik olan ne? Türkiye nerede hata yapıyor? Türkiye hata yapmaya devam mı ediyor? Türkiye'nin dış politikası ne? Türkiye'nin dış politikası bu konuda neyi öngörüyor? Ya da öngördüğü bir şey var mı? Günlük dış politika olur mu? Haftalık dış politika olur mu? Bütün bunların soruların yanıtlarını ararken tekrar size ben şehitlerimizin isimlerini vermek istiyorum. 6 şehitten 5'inin kimliği belli oldu. Şehitlerimiz uzman çavuş Onur Şükrü Özler, uzman çavuş Uğur Kurt, uzman çavuş Serkan Deprem, uzman çavuş Halil Demir, uzman onbaşı Gökhan Orhan. Bu arada sınırdaki gelişmelere yönelik yeni bir bilgi var. Biraz geç kaldılar ama Milli Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı sınıra hareket etmiş, Hatay'a hareket etmişler. Hatay'da olayları yerinde inceleyecekler. En azından bundan sonra daha tatsız bir şey olmaması için Türk Silahlı Kuvvetleri'nin artık orada ben buradayım demesi lazım. Yani bizim Mehmetçiğimize, bizim askerimize dokunmayın diyecek güce ve kudrete sahip olması lazım. Siyasetten kimse bir şey beklemesin. Anlaşılan siyaset bu konuda eksik ve yetersiz. Daha doğrusu siyaset günlük yapılıyor. Politikada öyle. Ve İdlib şehitleri Hatay'a getirilmiş. 4 askerin cenazesi Hatay Devlet Hastanesi'ne getirilmiş. Yaralanan biri ağır 9 asker de aynı hastanede tedaviye alındı. Türkiye İdlib bölgesine göç ve krizi önlemek için yoğun askeri sevkiyat gerçekleştiriyormuş. Esad rejimi gece saatlerinde bölgedeki destek unsurlarına topçu atışı düzenledi diyor gece. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan, Fuat Oktay'dan mesaj var. Silahlı kuvvetlerimiz karşılık vermeye devam edecek. Askerlerimizin kanı yerde kal. Hala şunu anlamaya çalışıyorum. Yandaş medya ısrarla yazmayın. Türk F-16 uçakları vuruyor diye. Rusya, Kremlin açıklama yaptı. Bir tek Türk uçağı, savaş uçağı sınırı geçmedi diye. Yalan söylemeyin. İnsanları kandırmayın. Böyle günlerde insanları aldatmayın. Doğruları söyleyin. Berat Albayrak'tan başsağlığı mesajı var. Cumhurbaşkanlığından ilk açıklama İbrahim Kalın yapmış. Rejimin açlığı ateş sonucu İdlib'de şehit olan 4 askerimize Allah'tan rahmet diliyorum. İdlib mutabakatı Hilefan'a yapılan bu saldırıya derhal karşılık verilmiştir. Askerlerimizin kanı yerde kalmayacak, failler hesap verecektir falan. Fahrettin Altun, milletimizin başı sağ olsun. Kahraman şehirlerimize Allah'tan rahmet. Yaralı askerlerimize acil şifalar diyorum. İletişim Başkanı dediği Cumhurbaşkanlığı basın sözcüsü bir anlamda. Devletimiz bu kalleş saldırının hesabını verecektir. Bütün bunları konuşacağız. Aslında konuşacak çok şey var ama insan yutkunmaya başlıyor. Çünkü orada daha hala bir sürü Mehmetçiğimiz 12 gözlem noktasında etrafı hem rejim güçleri, Suriye rejimi güçlerince hem Rus askerlerince sarılı bekliyor.
Orada hala canlarımız duruyor. Demin burada Sencerimer vardı hoca, dedi ki hemen gözlem noktalarındaki askerler geri çekilsin. Çünkü artık gözlem noktasında olmanın Türkiye için hiçbir anlamı, mantığı ve manası kalmadı dedi. Bu da bir görüş. Buna da dikkate almak lazım, saygı duymak lazım. Bütün bunları konuşacağız. Kimle konuşacağız? Cumhuriyet Halk Partisi'nin Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır. Bölgeye de yakın. Kendisi bugün konuğumuz. Ona soracağız. Hoş geldin Sayın Başarır. Hoş bulduk. Öncelikle konuşacak çok az şey var gerçekten. İnsanın canı sıkılıyor, üzülüyor. Yani içi kan ağlıyor. Yani bu kadar basit yapılan diplomasi hataları, bu kadar siyaset eksikliği. Hala böyle bir ortamda bile Sayın Vekilim F-16'ları vurmaya devam ediyor falan diye. Yani inanamıyorum ya, anlayamıyorum. Yani neden böyle bir günde insan yalana sığınma ihtiyacı duyar? Askerlerimiz mutlaka karşılık vermiştir, mutlaka kanları yerde kalmayacak dediyse askerlerimiz bunu yapacaktır ama olmayan şeyi söylemenin, olmayan şeyi savunmanın bir anlamı var mı? Yani anlayamıyorum. Bugün yandaş medyanın ısrarla ve inatla, zannedersiniz ki izleyin Allah aşkına NTV, CNN'i, sanki Suriye'ye biz saldırdık. Yani öyle bir imaj çıkar. Sanki ölen Suriye askeri, Türk askeri değil. Yani öyle bir anlatıyorlar ki uçaklarımız kalktı, orayı vurdu, şuradan ateş ettik, topçu at. Ya arkadaş senin 6 askerin şehit olmuş, 14 askerin yaralı. Orada 300'e yakın askerin şu an rehin. Niye bunları kimse konuşmuyor? Buyurun Sayın Vekil. Öncelikle ülkeme başsağlığı diliyorum. 6 tane canımızı şehit verdik bugün. Biri de seçim bölgem Mersin, Günnar ilçesi, Uğur Katran. Çok acı da bir sözün bittiği yer. Mersin, bırakalım Türkiye'yi, son ayda 4 tane evladını şehit verdi. Kelimeler konuşurken bile zorlanıyorum. Neden bu durumdayız? Neden ülkem bu durumda? Neden benim askerlerim, evlatlarım ölüyor? Neden analar ağlıyor? 2002'ye, 2001'e, 2000 yıllara bir dönelim. 7 evladımız şehitti 2002'de. 2001'de 6 evladımız şehitti. 2000'de 3 evladımız şehitti. Şimdi her gün bu sayıyı veriyoruz. Nasıl bir duruma soktu Orta Doğu'da Türkiye'yi bu iktidar? Neden dinlemedi? Neden ortak akıllı hareket etmedi? Biz ne istedik? Ulusal güvenlik, sınır güvenliğimiz, dış politika konusunda gel, ortak bir şekilde çalışalım. İşte Suriye ile ilgili 8 Eylül 2018'de 6 maddelik bir öneride bulunmuşuz. Ne demişiz? Birleşmiş Milletler derhal devreye girsin. Silah bırakılmasını beraberce sağlayalım Suriye'de. Barışa öncülük edelim. İdlib ulusal güvenlik sorunu önemli bir sorun. Adana mutabakatını mutlaka devreye sokalım. Bunu beraberce yapalım. İşte AB'ye ulusal güvenlik tehdidini anlatalım. 6 maddeyi biz vermişiz. Dinledi mi? Dinlemedi. Kapattı bu konuyu. Ben bilirim dedi. Dış politikada 1000 kez düşüneceksin, 1 kez konuşacaksın. 1000 kez düşüneceksin, 1 kez adım atacaksın. Cumhuriyet Halk Partisi'nde, İYİ Parti'de, MHP'de, AK Parti'de çok değerli üniversitelerde bilim adamları var. Gerçekten dış politikayı bilen insanlar var. Neden? Neden oturup hala ortak akıllı hareket etmiyorsunuz? İşte bizi ne kadar üzücü. Orta Doğu'nun bataklığına soktunuz. Suriye'nin durumu ortada. İletişimi kapattınız. Askerlerimiz ölüyor. Neye karşılık veriyorsun sen? Neye karşılık veriyorsun? Amerika-Rusya kıskacında orada oyuncak haline getirmişsin bizim ülkemizi. Dış politikada sıfır çektin. Sürekli olarak sıfır çektin sen. Hala da çıkmışsın, uçaklarımız uçuyor, bunu yapıyoruz. Ben bunları bilmem. Bildiğim bir gerçek var. 6 tane evladım bugün kara toprağa gidiyor. 6 tane anne, 6 tane eş, çocukları ağlıyor. Neden? Niçin? Neden? Böyle almadın bu ülkeyi sen. Sen bu ülkenin başına geçtiğin zaman Orta Doğu'da böyle değildi. Neden bugün bu durumdayız? Bari bundan sonra dinle beyefendi. Bak, meclis toplanacak.
kapalı oturum yapalım, konuşalım. Bakalım ne diyecek. Parlamentoyu dinle. Konuşalım, çözelim bu sorunu. Ama Birleşmiş Milletler, dış politika, uluslararası hukukla beraber yapalım. Biraz geç kalmadı mı bu konuda? Yani yapılacak, şimdi siz doğru söylüyorsunuz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelsin bu konuyu konuşalım diyorsunuz ama bugüne kadar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bu konularda araştırma yapmasını ya da olağanüstü toplanmasını öneren bütün tekliflere AKP ve MHP çoğunluğu hayır oyu verdi. Hayır oyu verdi. %90 buna da hayır oyu verecek. Devlet Bahçeli çıktı, Cumhuriyet Halk Partisi'nden hangi öneri gelirse karşıyız dedi. Bu bir evet. Devlet adamının söyleyebileceği. Ne gelirse gelsin karşıyız. Ne gelirse gelsin karşıyız. Neden Devlet Bey? Neden? Böyle şey olur mu? Tabanının sesini dinle lütfen. Ülkücüleri dinle, MHP'leri dinle, milliyetçileri dinle. Onlar böyle düşünmüyor Devlet Bey. Ülkenin birlikteliğe, ortak akla ihtiyacı var. Ortak bir duruşa ihtiyacı var. İşte hiçbir şey için geç kalmadık. Bugün 6 evladımız öldü. Yarın 6 evladımız daha ölmesin. Bir an önce ortak akılla birlikte Birleşmiş Milletler'le oturalım. Suriye'deki savaşı bitirelim. Esad'la bir barış çağrısı yapsın. Bunu ona zorlayalım. Oradaki sorun bitsin. Bu arada Afyon, Karahisar ve Tuzla'da iki şehidimiz. Nereli oldukları da belli oldu. Uzman onbaşı Gökhan Orhan'ın 26 yaşındaymış daha. Afyon, Karahisar'ın Sandık ilçesinde oturan annesine haber verilmiş. Sandıklı kaymakamı ve bir yarbay subayımızla beraber gidilmiş. Şehidin ailesinin evine Türk bayrakları asılmış. Taziye çadırı kurulmuş. Yine Tuzla'ya uzman çavuş Halil Demir'in şehadet haberi verilmiş Tuzla'da. Yine 31 yaşındaki uzman çavuşun İstanbul'da yaşayan ailesine askeri yetkililer tarafından haber verilmiş. Şehidin ağabeyi Mücahit Demir haberi sabah aldım. Akşam arkadaşa söylemiş Suriye tarafına geçiyorum diye. Bize öyle şeyleri söylemezdi. Sabah komutanlar geldi. Onlar haber verdiler. En son bir hafta önce görüşmüştüm. Her akşam annemle konuşuyorlardı. Annem ve babam yolda, onlar da geliyor. Vatan sağ olsun demiş. Vatan sağ olsun ama yazık. Yazık, günah yani. Günah. Vatan sağ olsun. Neden? Neden vatan? Vatan için değil bu. Ne? Niye? Nasıl vatan sağ olsun? Sizin eksikleriniz, sizin diplomasideki hatalarınız, sizin bölgedeki hatalarınız, sizin dış siyaseti, iç siyasete alet etmeniz, dış siyasette yaptıklarınızı iç siyasete tahvil haline getirmeniz, sırf iç siyasette yarım yamalak bilgi sahibi insanları aldatmak için yalan bilgi vermeniz. Bu insanların ölümüne başka bir şey neden değil. Bu buyurun vatan için, bu topraklar için yeri ve zamanı geldiği zaman hepimiz ölürüz. Biz Türkiye Cumhuriyeti'yiz. Ölerek bu vatanı kurtardık. Ölerek, savaşarak kurtardık. Misaki milli sınırlarını çizdik. Biz bunu beraberce yaptık. Anadolu yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin İşte lideri, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk yaptı. Ama Recep Bey'in özel hırsları, şahsi hırsları, bu ketum davranışları için benim askerim ölmemeli. Ölmemeli. Türkiye işte o bölgede denetim ve kontrol sorunu yaşıyor. Güvenlik sıkıntısı yaşıyor. Güvenli bölgeyi oluşturabildin mi? Hayır. Çünkü Amerika senden daha çok PKK için bir güvenli bölge arıyor doğru. Suriye'de Rusya ile mi anlaşabildin? Hayır. Hayır. Dünya dalga geçiyor bizle. Böyle bir dış politika olabilir mi? Günlük bir dış politika olmaz. Ne diyorum? 1000 kez düşüreceksin, bir adım atacaksın. Düşüneceksin. Ciddi. Bilim adamları var bu ülkede. Bizim dış politika geleneğimiz var. Yıllarca. Çok zor oluşmuş bu. Tabii şu da var. Hepsini bir kenara itiyor beyefendi. Kendi aklına, kendi yöntemlerine göre ne yaptığını da bilmiyoruz. Sürekli geriye gidiyoruz yalnız. Evlatlarımız ölüyor. Yarın geç olabilir. Otursun tüm partiler, ortak bir akıl, ortak bir duruş, Birleşmiş Milletler Suriye sorununu çözsün. Savaş bitsin. Esad da gerekeni yapsın. Biliyorsunuz Birleşmiş Milletler oradaki savaşın bittiğine dair bir karar verirse Suriyelileri de ülkelerine özenle, itinayla yollayabiliriz. Bu sorun da biter. Şimdi 1 milyon daha Suriyeli gelecek.
Libya'dan gelecek insanlar, Libya'ya müdahale ettik. Böyle olur mu? Böyle olur mu? Ne yapıyorsun sen yani? Başkanlık rejimi denen bu ucube sistemde oturmuşsun, aklını deniyorsun, ekonomiye deniyorsun, dış politikaya deniyorsun. Denek haline getirdin ülkeyi. Günden güne geriye gidiyoruz. Bugün içim yandı benim. Hala kendime gelemedim. Az önce Gülnar ilçe başkanım aradı. Evet. Yangın var dedi. Uğur içine ağlıyorlar dedi. Konuşamadım. Ağıt sesleri geliyordu. Ben bunları duymak istemiyorum. Duymak istemiyorum. Çocuklarımız, askerlerimiz, evlatlarımız ölmesin. Ölmesi gereken bir durum varsa, ulusal bir tehdit varsa, vatanımıza, toprağımıza varsa biz hepimiz ölürüz zaten. Milletvekili olarak biz gideriz. Ama iktidarın hataları dış politikada artık çekilemeyecek noktaya getirdi ülkeyi. Şunu soracaktım. Yani 12 gözlem noktası var İdlib'de, evet, biliyorsunuz. 12 gözlem noktası da hem rejim askerleri tarafından, yani Suriye rejim askerleri tarafından, hem de Rus polisi tarafından çevrilmiş ve askerlerimiz önemli ölçüde rehin alınmış pozisyonda. Ve Türkiye 2 gün önce bir karar aldı. Zırhlı araçlarla buraya bir lojistik destek hattı, bir konvoy, evet, sağlamaya çalıştı. Şimdi siz o bölgede, Rusların hakim olduğu bir bölgede lojistik destek için zırhlı araçlarınızı sokup konvoy oluşturduğunuz bir ortamda niye Ukrayna'ya gitme kararı alıp, hatta Ukrayna ve Rusya bu arada savaş halinde, evet, en büyük sorun da Kırım'ın ilhakı. Kırım'ın ilhakı konusunda da Kırım ilhakını tanımadık, tanımayacağız. Sayın Erdoğan söylüyor bunu. Kırım Türklerinin durumunu ve sıkıntılarını çok yakın. Neden böyle bir şey yaptınız? Niye önce askerlerinizi gönderip sonra, yani bir ayıyla bir çuvala girmek gibi bir şey bu. Niye ondan sonra tutup Rusya'yı tahrik ettiniz? Hemen okuyorum. 8 Eylül 2018. Önerinin 6. maddesi. Cumhuriyet Halk Partisi yapmış. Suriye yönetimini tahrik eden gruplar üzerinde Ankara denetim sağlamalı demiş başlık. İdlib'de konuşlanmış bulunan ve gözlem misyonu görevini sürdüren Mehmetçiğin herhangi bir saldırıya maruz kalmaması için Suriye yönetimini böyle bir saldırıya tahrik edebilecek ellerinde bulunan gruplar üzerine Türkiye güçlü bir şekilde denetim ve kontrol sağlamalı. Askerlerimizin güvenliğini sağlamak için gerekli önlemler alınmalı demişiz. Ne zaman? 2018, yaklaşık 2 yıl önce. Bunu görmüş bu parti. Uyarmış kendisini. Kendileri de görmüş bunu. Bu saldırıyı 2 gün önce, 3 gün önce görmüş. Önlem alamadı. Gücü yetmedi. Yani ben bunu 8 Eylül 2018'de sana söylüyorum parti olarak, Cumhurbaşkanı. 20 ay sonra, 18 ay sonra benim 6 askerim ölüyor orada. Evet, doğru söylüyorsun. Yoksun orada, yoksun. Askerinin güvenliğini sağlayamıyorsun bildiğin halde. Nereye gidiyorsun? Ukrayna'ya gidiyorsun. Neden? Neyi tahrik ediyorsun? Stratejik anlaşma imzalıyor Ukrayna'yla. Hı-hı. Ama stratejik anlaşma, hani Rusya'nın aleyhine bir anlaşma imzalamak için insan nasıl Ukrayna'ya gider? Onun her stratejisi yanlış. Dengeyi, gücü, kontrolü kaybetti. Ekonomide de kaybetti, dış politikada da kaybetti, sınır güvenliğinde de kaybetti. Kaybetti. Ayrı bir yere gidiyor Türkiye. Eğer ki aklını başına almazsa, ben bilirim yaparım derse, bu devlet benim derse, gerekli önlemleri almazsa, Türkiye bir felakete gidecek. Bir felakete gidecek. Gidecek. Ortak akıl, muhalefet, iktidar oturacak, bu konuda gerekli önlemleri alacak. Bu kadar. O konuda size katılıyorum. Bu önemli. Bu arada tabii Genelkurmay İstihbarat eski başkanı, emekli kor general İsmail Hakkı Pekin de burada. Kendisine de tabii ki soracağız. Hoş geldin Sayın Paşa. Teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdi tabii burada konuşuyoruz. Biraz önce de Sencer İmer vardı. Sencer İmer, önce onu söyleyeyim size. Bu hareketin, yani bu
askerler yapın saldırının bir provokasyon olduğu iddiasında. Olabilir. Ha, yani dedi ki bu en azından Astana sürecini baltalamak ve Türkiye'nin Rusya ile uzaklaşmasını yeniden sağlamak, bu gaz akım projelerinin engellenmesini de böylece sağlamak, ayrıca bölgede bir çözümsüzlük üretmek dedi. Öncelikle paşam, askeri açıdan nasıl gördünüz durumu? Bu saldırının hedefi, amacı, zamanlaması, mesela Sayın Erdoğan Ukrayna'ya gittiği günün sabahının olması, neyi anlatıyor size? Bir de şunu yanıtlarsanız, Rusya'nın onayı ya da hoşgörüsü olmadan Suriye'ye böyle bir saldırı yapabilir mi? Yani şöyle söyleyeyim, tabii şimdi önce o yolun öneminden bahsetmem gerekiyor. O yol çok kritik bir yol ve o yol ele geçirilmedi ve kullanılmadığı takdirde Esad 6 aydan fazla dayanamaz. Yani ticareti kontrol eden bir yol ve yer yer Esad'ın bulunduğu, yani yanlış olduğu yerlerde protestolar ve ayaklanmalar var. Gıda maddelerinin gitmeyişinden, ihtiyaç maddelerinin gitmeyişinden, petrolün, akaryakının gitmeyişinden kaynaklanıyor. Bir defa böyle önemli bir yol. Ve o yolu işte bu Soçi mutabakatı sonrasında Türkiye kontrol edecekti, temizleyecekti. Ve yine çalışmasızlık bölgesindeki teröristlerle şeyleri, onların ağır silahlarını bölgeden uzaklaştıracaktı, temizleyecekti. Bunları yaptı. Hatta 31 Ekim'e kadar yapacaklardı bunlar. Yani 2018'in sanırım. Yapamadık. Yani olmadı. Çeşitli nedenlerle provoke edildi diğer şeyler tarafından. Zor bir görevdi zaten yapılması gereken. Şimdi konu şu. Rusya Esad'ın iktidarı kaybetmesini istemiyor. Ve Esad'ı bölgede o görevde tutmak istiyor. Onun için de bu hareketle birlikte Türkiye'nin kontrol ettiği yolu Esad'ın kontrol etmesini istiyor. Ve yine rejimi kontrol etmesini ve yine o bölgede bulunan teröristlerin imhasını istiyor. Şimdi bizi ilgilendiren konu bu işin göç konusu. Göç önemli bizi ilgilendiren. Eğer başka bir niyetimiz yoksa tabii. Göç önemli. 700 bin kişilik bir göçten bahsediyoruz. İkincisi şey önemli. Oradaki teröristler önemli. Birleşmiş Milletler'in terörist saydığı unsurlar. Bir de bizim desteklerimiz var. Bunlar terörist değil diyoruz. Bir de bunlar önemli. Eğer amacımız bu kadarsa o zaman yapmamız gereken şey şu. O kontrol noktalarını, gözlem noktalarını kuzeye ve kuzeybatıya doğru çekip sınırımızda o gözlem noktalarında bir tampon bölge meydana gidip göçü orada kabul etmek. O yolu şeye bırakmak, Suriye'ye bırakmak ve Suriyelilerle görüşüp hem sivillerle ilgili hem sivil muhaliflerle ilgili hem de bizim desteklediğimiz muhaliflerle ilgili bir anlaşma yapmak diplomatik anlamda ve daha sonra da teröristlerin Suriye ve Irak'ta şey tarafından Rusya tarafından imhasını seyretmek. Yani bize ne el alemin teröristinden, yani onlar otursunlar kavga etsinler burada. Ama böyle yaptığımız zaman şimdi ortaya şöyle bir şey çıkıyor. Yani şöyle bir şey var. Biz orayı kontrol edeceğiz. Peki orada Birleşmiş Milletler raporuna göre Afganistan'dan çok daha fazla El-Kaide teröristi var. Yani Türkiye'yi nasıl teröristleri destekler bir ülke gibi anmak istiyorlar. Yani böyle bir niyetleri var adamların. Ve bunu da zaman zaman dile getiriyorlar. Türkiye bu şey radikal unsurlarla işbirliği yapıyor falan gibilerden. Bizim eğer İdlib'i almak gibi bir niyetimiz yoksa öyle bir şey yok. Bizim sadece göçü uygun yerde kabul etme, Suriye topraklarına kabul etme gibi bir durumumuz var. Onu da Avrupa'dan da yardım almak suretiyle onu yapabiliriz. Şimdi gözlem noktaların artık bir anlamı var mı? Yani, yani şimdi zaten 3 tanesi gitti. Şimdi eğer devam ederse biraz da 3 tanesi daha gidecek. Yani gözlem noktaları şöyle anlamı var. Biz sınırımızdan itibaren Suriye topraklarında bir alanı alıp o alana alma demeyeyim. Yani o alanda göçmenleri kabul etmemiz gerekiyor. Bütün onları barındırma, yeme, içme işlerini orada yapmamız gerekiyor. Türkiye'ye sokmamamız gerekiyor. İkincisi sınırda tedbir alıp hiçbir teröristi Türkiye'ye sokmamamız gerekiyor. Çünkü bunlar başımıza bela olacak. Türkiye sızsalar da bela olacak. Hiçbir şey yapmasak orada kalsalar da başımıza bela olacak yani. Bir tek şey var. Yani biz bunlara terörist değil diyoruz. Türkiye'nin işte Suriye Milli Ordusu vesaire falan.
Onlarla ilgili de oturup Rusya'yla ve şeyle anlaşma yapılabilir. Yani bu işin çözümü askeri değil, diplomatik çözüm. Yani bu konunun çözümü... Geç kalmadık mı diplomatik? Geç kaldık ama yapacak bir şey yok. Yani şimdi geç kaldık diğer seferinde geri dönersek olmayabilir ama... Ama her seferinde geç kalırız komutanım. Bu geç kaldık. Bu konu mesela şimdi şey diyorlar ki Rusya bunu kasten yapmıştır. Diyelim ki dedik kasten yaptık. Ne yapacağız Rusya'ya? Savaş mı açacağız yani? Ya savaş açamayız. Hava sahasının kontrolü onun elinde Fırat'ın batısında. Ondan sonra adamdan S-400 aldık. Arkasından nükleer santral yaptırıyoruz. İşte 4 milyon 5 milyon turist geliyor. Antalya'daki ya da Akdeniz'deki tarımın... Ticari ilişkiler var. Evet, yani, hepsini oraya koyuyoruz. Yani nasıl böyle bir şey yapabiliriz? Yani buna bakmamız lazım. Ben şunu soruyorum kendi kendime. Artık herkese soruyorum cevabını versin. İdlib bölgesi Türkiye'nin bekası açısından mutlaka ele geçirmesi gereken bir bölge midir? Türkiye İdlib'in savaşa göze alır mı? Bana göre almamalı. O zaman almıyorsa bu işi diplomatik yapması lazım. Alıyorsa başka. Bizim şimdi diplomasiyi kullanıyoruz. Diplomasinin arkasında bir ekonomik gücümüz yok. Keşke olsa mesela Almanya gibi olsa, Amerika gibi olsa, Çin gibi olsa. Gitsek desek ki kardeşim sen şunu yap ben sana bu kadar kredi veriyorum. Yani böyle bir gücümüz yok. Ama askeri gücümüz var. O da kısıtlı. Askeri güce bile bir ekonomik güç lazım. Yani. Sıradışı gücümüzü de kullanamıyoruz. Kısıtlı yani. Kullanamıyor. Belki biraz kültürel gücü kullanacağız. Ama askeri gücü de ekonomik kullanmak durumundayız. Yoksa her yere askeri güç kullandığımız zaman bir süre sonra... O gücü de kullanamaz hale getiririz. Yani o bakımdan bu konu diplomatik olarak halledilmeli, oturulmalı şeyle ilgili. Biz fetih grubu, fetih falan yapmıyoruz. Yani sonuçta Türkiye'nin menfaatini koruyoruz, milli menfaatini koruyoruz. Peki bir şey soracağım komutanım. Evet. Yani sadece oradaki cihatçı güçleri AKP iktidarının koruması amacıyla biz bu bedelleri ödüyor olabilir miyiz? Bilemiyorum yani olabilir tabii ama ben bu yani bu konu biraz şey bir konu dış politikada falan da konuşulan bir konu. Onun için çok bu konuyu çok fazla dillendirmek istemiyorum yani çünkü Amerikalılar böyle diyor, başkaları böyle diyor, Türkiye radikalleri destekliyor, radikalleri işte ikmal yapıyor, silah veriyor, cephane veriyor gibi bir sürü şeyler var. Değer mi yani onu soruyorum. Değmez tabii, değmez yani o bölgedeki teröristlerin beamal, yani halkı kastetmiyorum tabii. Halktan da çünkü muhalifler var orada. Yani oradaki halkın %40'ı şeyden gelme. Diğer bölgelerden gelme. Kaçarak gelmiş. Muhalif rejime. Tamam. Ama silahlı değil. Ama şeyler silahlı. Orada hepsi birer şey kurmuş. Emirlik kurmuş. İşte o emir, bu emir. Onların başında başka bir emir var. Öyle devam ediyor. Öyle devam ediyor. Bir şey daha soracağım. Rus Kremlin bölgeye Türk savaş uçaklarının girmediğini söyledi. Cumhurbaşkanı da ısrarla F-16'lar kalktı diyor. Kalktı diyor ama gidip orayı vurdu demiyor. Şimdi şunu anlamıyor. Yandaş medya da bunu köpürtüyor. F-16 uçaklarının Rusya'nın izni olmadan, Rus hava savunmasının oraya çok donanımlı olduğunu göz önüne alırsanız, o hava sahasına girip o yerleri vurmuş olması mümkün mü? Yok, mümkün değil. Mümkün değil. Yani zaten bakın şöyle bir şey var. Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden bu zafiyeti yani hava taarruzu zafiyetini ya da hava desteği zafiyetini gidermek için obüs ve top geliyor. Evet. Bir defa bütün bölgede Fırat'ın batısına kadar olan Fırat'ın batısındaki bütün bölgede hava sahasının kontrolü şeyin elinde. Rusya'nın elinde. Dolayısıyla Rusya'nın izni olmadan ne jet uçakları ne pervane uçaklar ne helikopter hiçbir şey uçuramayız. Peki niye F-16'larımız kalktı gibi bir goy yapıyorlar. Yani gerek var mı böyle bir şeye? Bence gerek yok. Gerek yok. Zaten bir de adam dedi ki şu ana kadar hiç hava sahası ihlal eden olmadı diye bir Kremlin açıklama yaptı. Yani öyle bir şey yaptı. Peki niye ısrarla Cumhurbaşkanı sözcüsü yani neden Türk halkına şu ortamda bile doğruları söylemiyorlar? Yanlış yapıyorlar. Bu şeyde değiliz artık yani. Olayları olduğu gibi kabul etmek durumundayız. Bu konu oturulacak, masada görüşülecek. Yani Rusya'yı alacağız, gerekirse Suriye'yi de alacağız, oturacağız ve oturup görüşeceğiz.
İşte Suriye'ye ihtiyacı olan yolu Suriye kontrol edecek. Biz teröristleri kontrol edebileceğimiz bir bölgeyi bize bıraksınlar. Biz orada teröristleri kontrol ederiz. Ama teröristleri öldürme işini ben yani Türkiye olarak üstlenmem. Rusya ile halletsin bu iş. Ne derler ona? Suriye. Suriye halletsin. Ama bu işin sonunda yani Türkiye'nin şeyle suçlanma durumu var. Radikal unsurlara, terörist unsurlara yardım etmekle suçlanma durumu var millet olarak. Yani konuştuğumuz laflara çok dikkat etmemiz lazım. Özellikle devlet adamlarının, idarecilerin, liderlerin bu konuda çok dikkatli konuşmaları lazım diye değerlendiriyorum bu şeyle ilgili. Ve şey konusu, Türkiye'nin o kadar çok sorunu var ki. Yani şimdi bütün bölge, Karadeniz'de sorunumuz var, Doğu Akdeniz'de sorunumuz var, Kıbrıs var, başka sorunlarımız var. Bütün bunlarla ilgili bir öncelik yapmamız lazım. Ve gücümüzü nasıl kullanacağız? O önceliklere göre tedbir almamız lazım. Aksi takdirde her yere askeri gücü koyarsanız bir süre sonra askeri gücü kullanamaz hale gelirsiniz. Ve kimseye karşı da caydırıcınız kalmaz. Yani jet F-16'lar kalkar ama F-16'ların karşı tarafa geçmeleri çok zor. Düşürürler çünkü. Düşürürler. Yani bu kadar basit. Bambaşka bir kriz çıkar. Yani niye halka bu konuda yalan söyleme ihtiyacını duyuyor? Yani yandaş bu medya konu, başta olmak. Bir üzüntü var, evet, infial var yani. Şimdi ama bu yalan yani söyleyerek mi giderileceksiniz? Tabii ki çok yanlış bir şey yaptıkları. Ya yani doğruları anlatmak. Doğruları. Şu an doğruları konuşuyor olmamız lazım, evet, bizim hepimizin. Evet. Çünkü dediğiniz çok önemli bir ulusal güvenlik sorunu bu. Evet. Peki Sayın Komutan, bundan sonra ne olur? Yani eğer ki Türk askerine yönelik saldırılar devam ederse, eder mi birincisi? İkincisi, Erdoğan'ın Ukrayna'ya gitmesi ve stratejik işbirliği anlaşması imzalamaya kalkışması, aynı zamanda Kırım'ı ilhak ettirmeyeceğiz, bu konuda karşıyız Rusya'ya gibi açıklama yapması, bu saldırının bir nedeni olabilir mi? Yani mesaj olabilir mi? Olabilir belki ama bizim oraya yardımımız 200 milyon dolarlık bir yardımdan bahsedildi. Öyle mi? Askeri tesisat malzeme almak için. İkincisi bu Sadık İşbirliği Anlaşması imzalı değil de bu 8. toplantı. Bazı ülkelerle var. Zaman zaman toplanıp işte neler yapılabilir de görüşülüyor. Hatta benim bildiğim kadarıyla Ukrayna ile Türkiye arasında şu anda insan savaş aracı motoru yapımı var. Ortak yapım konusu. Çünkü Türkiye'deki motorlarda bazı sorunlar var herhalde. Böyle bir motor yapımı var. Yani bu Kırım konusu evvelden beri zaten, yani yeni bir konu değil, eskiden beri öyle. Ve Türkiye genel olarak bu ilhaklara karşı, yani niye karşı? Çünkü işte Kıbrıs'ta ayrı bir şey var, ayrı bir Kıbrıs Türk devleti var, cumhuriyeti var. Onun için karşı, yani ben çok fazla ihtimal vermiyorum. Yani bu konu tabii ki bana sordular, yani şeyle ilgili ben... yani kazara olabilir. Buradaki komutan talimat verir olur. Çünkü gece 1:30'da bir tane konvoy geliyor. Yani konvoyda kaç şey var bilmiyorum. Yani herhalde 8-10 araç var. Yani çok fazla araç olduğunu sanmıyorum. 8-10 araç bir konvoya. Bir topuç taburu ateş isteğinde bulunur, atar. Rusya bize bilgi verilmedi diyor. Yani öyle söyle. Şimdi bizimkiler diyorlar ki Türkiye, biz konvoyların koordinatlarını, nereye gideceklerini verdik, yollarını da verdik diye. Ben o şey canlı harita var. O canlı haritaya baktığın zaman bütün o konvoyların, 5 konvoy var. 5 konvoyun da nereye gidecekleri belli. İstikametleri belli en azından yani. Rusya'da bize verilmedi diyor. Tabii kim bu konuda doğruyu söylemiyor, gerçeği söylemiyor. Bakmak lazım. Ama ne olursa olsun sonuçta 6 tane can gitti. Bir o kadar da yaralımız var bölgede. Az değil. Bu tip şeyler yapılırken çok daha dikkatli olmamız lazım. Çok daha dikkat. Yani paldır küldür bir şey yapmamamız lazım. Karşı tarafa söylememiz lazım. Çünkü sonuçta biz şeyle savaşmıyoruz bölgede. Suriye rejim birlikleriyle savaşmıyor. Suriye birlikleriyle savaşmıyoruz. Bizim belli bir görevimiz var. O tuttuk orayı. Oradan tehdit geliyordu. Evet, anlarım şimdi. Öyle bir yer tutarsınız. Biraz yine söyledim. Göçü önlemek için bir tampon bölge. Hatta o bölgede bir kısmının affini korumak için de elinizde bir bölge tutarsınız. Oturursunuz, anlaşırsınız. Şeydeki Tel Rifat'taki şeyi de boşaltırsınız o bölgeden. YPG'yi de boşaltırsınız. Yani bütün bunlar oturup
konuşulması. Bundan sonra yapacak şey şu. Oturulacak, kavga gürültü yapmadan, yüksek sesle bağırmadan masada konuşulacak. Ortak ve akılla. Ortak akılla konuşulacak. Tabii önce tabii Türkiye'de. Yani şunun cevabını verilmesi lazım. Kardeşim biz neyimiz var? Bir, göçü önleyeceğiz. Yani göçe Suriye topraklarına müdahale edeceğiz. İki, bölgedeki teröristleri temizleyeceğiz bölgedeki teröristler. Türkiye'ye gelmeden temizlenecek. Üç, biz şu muhaliflere söz vermiştik. Bu muhaliflere bir statü verelim. Bunlar işte Esad'da, Esad'ın ordusuna katılsın veya başka bir şey olsun. Bu konuya bakacağız. Bunun dışında bir şeyimiz var mı? Ya da mutlaka İdlib'in bu bölgede bulundurulması gerekiyor mu? Gerekiyorsa asker gönderelim, alalım. Yani bu konuda tahsis olacak. Ondan sonra masaya oturacak. Masada bunların hepsinin gözden geçirilmesi lazım. Bana göre burası Türkiye gerekli tedbiri almak suretiyle hem sivilleri korur, hem teröristlerin imhasına yardımcı olur, hem de göçü Suriye topraklarına kabul etmek suretiyle Suriye'nin toprak bütünlüğüne katkıda bulunur. Bana göre yani bunların hepsi masada olacak şeyler. Bunların yapılması lazım. Peki. Aksi takdirde yani onlar bizi vurdu, biz onları vuralım şeklinde bir olay, yanlış bir olay tabii yani. Peki şunu soracağım, aynen bıraktığınız yerden devam edeyim. Bu küçük çaplı bölgesel bir savaşa yol açabilir mi? Rusya'nın dahil olmadığı, Suriye ile Türkiye'nin karşı karşıya geldiği. Yani şöyle söyleyeyim, Suriye'nin Türkiye ile mücadele edecek durumu yok. Suriye güçlerinin yani büyük bir kısmı Rus Hava Kuvvetleri'nin desteğiyle işlem yapıyor. Dolayısıyla o faaliyette bulunamazlar. Yani Türkiye ile karşı karşıya gelmezler. Türkiye ile Suriye'yi karşı karşıya getirme konusu çok yanlış bir konu bence. Bir de bu bölgede Esad gittiği zaman Esad'ın yerine koyacakları adamı buluncaya kadar Suriye'de çok büyük bir kaos olur. Herkes diyor ki Amerika kaos sever ama yani sonuçta diyelim ki Golan Tepeleri'ne yakın yerleri şeyler aldı. El-Kaide aldı, El-Nusra örgütü aldı. Yani onun o İsrail'e ayrı bir tehdit. Başka Ürdün'e ayrı bir tehdit. Yani yine onların söylediği bu yüzyılın planına ayrı bir tehdit. Yani bir sürü sorunlar çıkar. O bakımdan bölgede ortak akılla bir çarenin bulunacağını ve bunun anlaşmalarla sabit olacağı bizim mutlaka o bölgede asker bulunmamız gerekmediğini dışarıdan da yani bir tampon bölge ya da güvenli bölge almak suretiyle oradan da bu adamların kontrol edilebileceğini değerlendiriyorum. Ve daha sonra da işte mutlaka Suriye lideriyle görüşülmeli bu konular. Zaten başlamıştı zaten şeyleri. Peki Türk askerine bir daha saldırı olursa ne olacak? Türk askerine bir daha saldırı olursa bir daha atacak Türk askeri. Yani bir daha işte misliyle mukabelede bulunacak. Yani şöyle bir şey geliyor. Yani Türk askerine müdahale ateş edildi. Buradaki güçleri getirelim, girelim. Suriye'nin öbür tarafından çıkalım. Böyle bir şeyi ne Amerika bize müsaade eder, ne Rusya müsaade eder, ne İngiltere, ne Fransa, ne de AB müsaade eder. Hiç kimse, ne de Araplar müsaade eder. Yani böyle bir şey olmaz. Ucuz bir macera olur. Yani öyle bir şey olmaz. Çünkü bu bizi şeye götürür. İçinden çıkılmaz bir duruma götürür. Kaosa götürür. Evet. Komutan çok teşekkür ederim. Sayın Vekilim size de çok teşekkür ediyorum. Bugün konuşamadık ama bir dahaki sefere inşallah biraz daha ayrıntılı konuşuruz. Çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Sağ olun. Bizden şimdilik bu kadar. Birazdan Ufuk Söylemez'de konu haberleri, ardından İrfan Dermeci'yle ana haber. İyi akşamlar, görüşmek üzere. Hoşçakalın.